Sesli köşelere hoş geldiniz. TR724'te yer alan Naci Karadağ'ın kaleme almış olduğu Subliminal Hafiyecilik başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Toplam maliyeti 47.7 milyar doları bulan bir havalimanı yapıyorsunuz. Pek çok mütevazı ülkenin milli hasılasından birkaç katı bu rakam. Üstelik daha geçen yıl dünyanın en iyi 5 havalimanından biri olan Atatürk Havalimanı'nı çöp ediyorsunuz. 3 milyar avroyu sadece ve sadece yanlış toprak seçiminden dolayı zemini güçlendirmeye harcıyorsunuz. Alayı valayla açılış filan yapmaya kalkıyorsunuz ama yüzünüze gözünüze bulaştırdığınız gibi yüzlerce işçiyi hapislere filan atıyorsunuz. Ve 1 Mayıs günü güpegündüz üstelik. Öyle kar, kış, fırtına filan da yok. Uçaklar rüzgardan dolayı inememeye başlıyorlar. Yakıtı müsait olanlara havada tur attırıp rüzgarın dinmesini bekletiyorsunuz. Mümkün değilse Çorlu'daki kıytırık bir havalimanına mecburi iniş yaptırıyorsunuz. Bazılarını ise artık çöp ettiğiniz Atatürk Havalimanı'na yönlendiriyorsunuz. Öyle sıradan seferlerde değil, Basel, Bremen, Marsilya, Berlin. Düşünsenize bir Alman İstanbul'a ineceğini düşünerek biniyor uçağa, saatler sonra hop indik Çorlu'ya. Alman kıskanmasın da ne yapsın şimdi? Erdoğan ve iktidarı ülkenin murdar etmediği hiçbir alanını bırakmadılar maşallah. Havada, karada, denizde her yerde bir yozlaşma, çürüme ve dibe vuruş gerçekleşiyor. İktidar ortakları ise sanki her şey şahane, ülke uçuyor havasında. Meclis denilen mekansa tiyatro ve sirk arası bir pozisyona düşürülmüş durumda. Memleket battı batacak, iktidar ortakları ne yapıyor biliyor musunuz? Seccadelerdeki subliminal mesajlara karşı kanun teklifi veriyorlar. Şaka değil, ciddiyim son derece. Kanun teklifini okudum, çözüme dair pek bir ipucu vermiyorlar. Hani diyelim bu teklif kanunlaştı, atılacak adımlar hakkında pek bir fikrimiz yok açıkçası. Yani seccadelerdeki subliminal mesajlara karşı mücadele bakanlığı mı kurulacak? Yoksa Soylu'ya bağlı olarak seccadelerdeki satanist, haçlı, Yahudi işaretleri tespit etme ve anında yok etme engel müdürlüğü mü ihdas edilecek, bilmiyoruz şimdilik. AKP'yi seven kitlenin böyle bir teşnelik durumu var. Ezoterik ve subliminaliteye karşı baştan yatkınlar. Almanların bizi kıskanmasının temel referansı da bu yatkınlık durumu zaten. Hem karada hem denizde giden tankı yapan Konyalı bilim adamları 6 günde yapmışlardı. Bu alana el mi atarlar, yoksa bu haberi inanarak yayan gazeteci kılıklı komik insanlar mı bu resmi makama getirilirler, bilmiyorum. Sadece araştırma timleri cami cami dolaşıp imam ve müezzin toplarlar mı acaba? Evlerdeki seccadeler için vatandaş ihbar hattı kurulsa daha mı faydalı olur bilemiyorum. Öyle ya, komşuda ikindi sünnetini kılarken seccadede kuyruğu kesik kedi figürü görür gibi oldum diyerek ihbar eden vatandaşlara 15 Temmuz gazilerine yapılan ödenekten maaş filan da verilebilir mesela. Seccadede doğru durunca haç yok gibi ama 17,5 derecelik açıyla kıyam ve rükû arasında 30 saliselik sürede haç belirir gibi oluyor şeklinde gelecek şikayetlere bakacak epeyce gazeteci kılıklı eleman bulunur. Ergenekon tayfası bu işi yarı fiyatına bile yapar. Soner Yalçın yıllardır bu işi tarihçi, araştırmacı ayağına yapmıyor mu? Oda TV'den subliminal serkeşlikleri çıkarsak geriye sadece künyeleri kalır sanırım. Ha, bu arada bir ismin hakkını verelim. İsmail Saymaz. Gazetecilerin ya sürgün edildiği ya hapse atıldığı bir dönemde ortalığa çıkan bu zat da bu işi güzel yapabilir kanaatimce. İmam Serahsi ile Fethullah Gülen'i subliminal ezoterizmle birbirine bağlayan, süzme zeka odacıları ağzı açık hayranlıkla takdir eden bir kişi, seccade subliminal hafiyeciliği pekala yapabilir diye düşünmekteyim. Yaşasın ezoterik gazeteciliğimiz, diyor Naci Karadağ, TR724'deki köşesinde.